Hayırlı sahurlar değerli izleyenlerimiz. Bir sahur programından daha sizlerle birlikteyiz. Allah nasip ederse bugün ben Sedat abim ve Serhat hocamızla birlikte gönül alemimizi işleyeceğiz inşallah. Herkesin bir gönlü vardır. Bakalım Serhat hocam bize gönlünden neler kopacak, onları alacağız kendisinden. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok şükür, hamdolsun. Sedat abi ilk sorunla başlayalım isterseniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Abi kardeşimin affedersiniz. Belirttiği gibi bugün konumuz gönül alemimiz. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Allah yolunda olan bir insanın gönül alemi nasıl olmalıdır? Bize tarif edebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina veline vel ahirin. Ve ilâ cemîl enbiyâi vel murselîn ve ilâ cemîl evliyâi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah yolunda olan birinin gönül alemi nasıl olmalıdır? Bir kere düzgün olmalıdır en başta. Nasıl düzgün olacak gönül alemi? Gönül neyi görürse, neye bakarsa, neyle ilgilenirse onu içine alır. Neyle meşgulse onu içine alır. Gözün gördüğü ne varsa gönül alemine de o yansır. Yansıyan odur yani. Sevdiği neyse gönlün içine giren odur. O zaman insanın ne yapması gerekir? Önce gönlünü düzenlemesi gerekir. Ve bu gönül böyle bir kaba benzemez. O bir kainat gibidir. İçinde birçok şey var. İçinde sevdikleri var, sevmedikleri var, nefret ettikleri var yani. Aynı şekilde dünya hayatında olan birçok şey içinde var. Öncelikle insanın gönül alemine bir bakması gerekir, bir dönmesi gerekir. Gönül alemimde acaba ne var benim? Neleri seviyorum, neleri sevmiyorum? İstediklerim nelerdir? Gönlümün istediği nelerdir yani? Dilimin söylediği değil, gönlüm. Neden? İnsan eğer gönül alemine dönüp bakarsa, gönül aleminde ne varsa az ya da çok bunun farkına varır. Az ya da çok. Herkes kendi ilmine göre, kendi mertebesine göre bunun farkına varır. O zaman Allah'ı isteyen biri ne yapacak? Önce gönlüne dönüp bakacak. Orayı bir düzenleyecek, bir düzene sokacak. Oradaki bütün putları bir kere yıkması gerekir. Nedir bu put dediğimiz şey? Allah'tan gayrı sevdiğimiz her ne var ise, sevgisini Allah'a bağlamadığımız her ne var ise öncelikle onun yıkılması gerekir. Yıkılacak ki oraya Allah tecelli edebilsin. Çünkü gönül Allah'ın tecelligahıdır, tecelli ettiği yerdir. Allah insanın gönlüne tecelli eder, öyle değil mi? Oraya tecelli etmesi için de o gönlün bir kere buna hazır olması gerekir. Orayı temizlememiz gerekir, düzenlememiz gerekir ki Rabbimiz tecelli etsin. Bir örnek verecek olursak, nasıl ki eve bir misafir çağırdığımızda evimizi temizliyorsak, düzenliyorsak, oraya misafir geleceği için, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zikir yaptığımız zaman ya da Rabbimizi andığımız, hatırladığımız her anda gönlümüzü bir düzene sokacağız, ondan sonra Rabbimizi davet edeceğiz. Önce düzenli olması gerekir yani. Bunu nasıl yapacağız? Bunun bir hazırlık evresi vardı. Önce düzene sokacağız. Düzene sokabilmemiz için de gönlümüzün Rabbimizle meşgul olması gerekir. Rabbimizin zikriyle, muhabbetiyle, aşkıyla gönlümüz meşgul olacak ki Rabbimiz oraya tecelli edebilsin. Biz çağırdığımızda icabet etsin. Yoksa icabet etmez yani. Mesela ibadet yaparken genelde insanlar şekil itibariyle zahiri olarak yaparlar. Namaz mesela kılarlar şekil itibariyle. Lakin gönüllerini o namaza hazırlamazlar. Mesela Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Ben namaz kılmadan önce gönlümü hazırlarım diyor. Önce giderim Rabbimin huzuruna bir gönlümü hazırlarım. Ona dönerim. Bir abdest alırım. Hem bedenimi temizlerim hem de gönlümü temizlerim o esnada. Ondan sonra ben Rabbimin huzuruna çıkarım. Bizim de böyle yapmamız gerekir. Namaz kıldığımızda nasıl ki Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak önce ona hazırlanmamız gerekir.
dünyada yaşıyoruz. İster istemez başka şeylerle ilgileniyoruz. İşimizle meşgul oluyoruz. Ya da başka insanlarla meşgul oluyoruz. Gönül alemimizi onlar sirayet ediyor. Yansıyor böyle. Öncelikle onları bir silmek gerekir. Bilgisayarda hani delete tuşu var ya, basıyorsun siliyorsun. Öncelikle o görüntüleri tek tek sileceğiz. Önce bir sileceğiz. Sildikten sonra Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Ondan sonra Rabbimizi davet edeceğiz ki Allah oraya tecelli edebilsin. Böyle yaparsak Rabbimiz tecelli eder ve biz de bunu görürüz. Efendimiz bir keresinde Emin Belde'yi insan gönlü olarak ifade etmişti. Bize evet. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Herkes dünyada yaşar. Esas itibariyle insanın yaşadığı kendi gönül alemidir. Başka bir yer değil. Herkes kendi gönlünde yaşıyordur aslında. Sadece bedeni dünyada yaşıyordur. Ama manevi tarafı hepsi tamamen kendi gönül aleminde yaşar. Gönül dediğiniz gibi, Efendimiz söylediği gibi emin belde olması gerekir. Nasıl emin belde olacak? Rabbimiz oraya tecelli edince orası emin bir belde olur. Orada huzur olur. Orada sükunet olur. Orada kavga olmaz. Orada savaş olmaz. O zaman gönlümüzü o hale çevireceğiz. Herkes kendi gönül aleminde yaşar. Yalnız bazen insanlar farkında olmadan gönül alemlerini bir mağaraya çevirirler. Efendim mesela söylemişti. Herkesin kendisinin bir mağarası vardır. Herkes o mağaranın içinde yaşar. Ama amaç o mağaradan çıkmaktır. Dünyayı keşfetmektir. Hayatı tanımaktır. Mesela bunu açıklarken de ne söylemişti? Herkes bazı bildiği bilgilere, o sığ bilgiye yapışmıştır. Bu doğrudur der, başka doğru da yoktur der. Benim öğrendiğim budur. Bu da kesin kesin doğru olandır der. Bu böyle biri mağaraya sıkışmış biridir. Aklını kullanmaz. Ne biliyorsa onu yapar. Gerisi umurunda bile olmaz. Gerisini bilmez, anlamaz, idrak da edemez ve değişimi de kabul etmez yalnız. Ne dedi? Öncelikle herkesin kendi mağarasından dışarı çıkması lazım. Kendi gönül alemindeki mağarasından dışarı çıkacak, gönlünü bir keşfedecek. Ne kadar büyük olduğunu keşfedecek. Bir alemdir çünkü o, bir kainat. Önce gönül alemini keşfetmesi gerekir ve değişime açık olması gerekir. Doğru olanı gördüğünde alması gerekir. İlle de benim doğrum kesin doğrudur dememesi gerekir. Değişime açık olacak yani insan. Değişime açık olacak ki değişebilsin. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Resul Efendimiz'den anlıyoruz. Resul Efendimiz vefat edene kadar hem öğretmendi, sahabeye öğretiyordu, hem öğrenciydi, Allah ona öğretiyordu. Asla bundan vazgeçmedi. Biz de ne yapıyoruz? Bizim de böyle olmamız gerekir. Ne diyoruz? Ya Resulallah, biz de senin yaptığını yapıyoruz. Biz de sonuna kadar öğrenciyiz. Rabbimizden istiyoruz, öğreniyoruz, değişime açık oluyoruz. Öğrendiğimiz şeyleri de öğretiyoruz. Böyle olursa gönlümüz sükunet içinde olur. Rabbimizle beraber olduğu için, Resulüyle beraber olduğu için, mürşidimizle beraber olduğu için gönlümüze bir sükunet iner. Tabiri caizse mesela bir denizi düşünün, bir deryayı düşünün. Rüzgar yoksa orada şayet dümdüzdür, durudur. Hiç dalgalanmaz. Sakindir öyle. Gönlün de öyle sakin olması gerekir. Dümdüz. Her ne gelirse gelsin, Rabbinin dışında olan sıkıntı olsun, bela olsun, musibet olsun hiç fark etmez. O deryayı dalgalandıramaz yalnız. O deryayı dalgalandırabilecek tek şey vardır. O da Rabbinin aşkıdır. Başka bir şey değil. Rabbine duyduğu aşkla o dalgalanır. Ondan sonra dümdüzdür, durudur, sakindir, emin bir beldedir. Ve o huzurludur. Zindanda da olsa o huzurludur. Yusuf Aleyhisselam'ın olduğu gibi ne diyor? Zindana ne diyor? Burası Rabbim göndermiştir beni buraya. Burası benim için dışarıdan çok daha iyidir. Hatta ayet-i kerimede buyuruyor da ya Rabbi zindan benim için daha iyi bir yerdir. Bunların yaptıkları yanında, beni çekmek istedikleri günahın yanında zindan benim için cennettir diyor hatta. Cennet bahçesidir. Çünkü o biliyor ki orada gönlünü tutabilir. Gönlü daha rahattır orada. Bu yüzden insanlar gönül alemlerinde yaşarlar. Önce o gönül alemini temizlemesi gerekir. Emin bir belde yapması gerekir.
Ondan sonra orada selamet içinde yaşayabilir. Tabii bunun içinde bir çaba gerekir, bir gayret gerekir, bir emek gerekir ve bunu yapacak biri gerekir. Yoksa bakıyorsun biri gelip üflüyor gönlüne, en ufak bir sıkıntıda darmadağın oluyor. Oldu mu? Olmadı. İnşallah emin belde haline çevireceğiz gönlümüzü. İnşallah. Hocam Allah kutsi hadiste buyuruyor, yere göğe sığmam, mümin kulun gönlüne sığarım diye. Rabbimiz burada bize neyi anlatmak istemiştir? Yaratılış itibariyle Allah insanı nasıl yaratmıştır? Zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi ruhundan nefetmiştir. Ruhundan nefettiği için biz Rabbimizin bize nefettiği ruhu taşıyoruz. Bizde o var. Doğal olarak Rabbimizin tecellisini alabilecek tek varlık gene insandır. Bu kıvamda yaratılmış. Çünkü Allah onu öyle yaratmış. O ruhundan dolayı. Doğal olarak ruh kalp ruha aynadır. Gönül dediğimiz yani ruhumuza aynadır. Allah tecelli edeceği zaman gönlümüze tecelli eder. Ruhumuzdan seyrederiz. Anlayabildiğimiz gönül aynamıza yansıyandır. Dediğim gibi Allah yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım dedi. Oraya tecelli ederim diyor. O zaman o tecelliyi almaya çalışmak lazım. Nasıl alacağız? Ona hazırlayarak önce içindeki putları kıracağız. İçindeki şirki yok edeceğiz. Rabbimizin sevmediği her ne var ise oradan çıkartacağız. Orayı tertemiz edeceğiz yani. Boşaltacağız bir kere. Önce bir boşaltalım. Ondan sonra Rabbimizin sevgisiyle, aşkıyla, imanla, muhabbetle orayı dolduracağız. Rabbimizin sevgisiyle, Resulünün sevgisiyle, peygamberlerin sevgisiyle, sahabenin sevgisiyle, Allah dostlarının sevgisiyle, kelamının sevgisiyle dolduracağız orayı. Aşkla ve muhabbetle dolduracağız. Ne zaman ki o gönül doldu, böyle bir muhabbetle doldu, Allah da oraya tecelli eder. Yoksa oraya tecelli etmiyor. Mesela Yunus Emre söylüyor, ne diyor? Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin gözün yumaz değil. Gönül Allah'ın tecelligahı ise eğer karşıdaki insanın da bir gönlü var. Onunkini de kıramazsın. Öyle bir durum var. Sadece kendi gönlüme baktım. İşte ben gönlümü temizledim. Başkasına istediğimi söylerim, istediğimi yaparım. Değil. Bu manaya gelmez. Her insanda bir gönül vardır ve Allah oraya tecelli eder. O zaman karşıdaki insanların gönlüne de dikkat etmemiz gerekir. Onları kırmamaya, incitmemeye dikkat etmemiz gerekir. Çünkü Allah'ın rahmeti karşıdaki insanların gönüllerinden gelir. Gazabı da onların gönüllerinden gelir yalnız. Neden? Allah'ın tecelligahıdır çünkü. Allah'ın tecelli ettiği yer. O zaman ne yapacağız? Kimsenin gönlünü kırmamaya dikkat edeceğiz. Eğer kırarsak aslında Rabbimizi tabiri caizse incitmiş oluruz. Çünkü onun yarattığı varlığı incitiyoruz. İnşallah ona dikkat etmek lazım. Tecelli nasıl oluyor? Mesela bunu nasıl anlamalıyız? Mesela Allah gönlümüze tecelli ettiği zaman cemalini mi müşahede ediyoruz yoksa sohbet mi diyoruz? Yani miraç gibi mi anlamalıyız? Yani tecelliyi nasıl anlayacağız biz? Valla bu farklı farklıdır. Şöyle kısaca izah etmek gerekirse Allah'ın tecellisi farklı farklı. Her gönle farklı bir şekilde tecelli eder. Onun, o kulun anlayabileceği seviyede. Örnek vermek gerekirse nasıl tecelli eder? Mesela gönlüne gelir iyi bir şey, Rabbinin istediği bir şey. Mesela insanlara güzellikle muamele etmek. Gönlüne geldi, bu Allah'ın tecellisidir. Yani hitap olarak mı? Hitap olarak gelir. Bazen kişi bunu ses olarak duyar. Gönül perdesine değer. Ses olarak duyar. Gerçekten bir ses yok ortada ama. Duyar yalnız bunu. Bazen de duymaz, hisseder bunu. Hissediyor. Yani Rabbim bana bunu söyledi, gönlüme ilham etti der. Bu en basitiydi. Bu en basit tecellidir yani. Ve her insan bu tecelliye mazhar olur. Resulullah Efendimiz buyurduğu gibi günde 300 sefer
Allah bizim gönlümüze tecelli eder. Doğruyu, hakkı, hakikati bizim gönlümüze tecelli eder. Biz onu ya alırız ya almayız. Ya uyarız ya uymayız. Bu en basit tecellidir yani. Bir de bunun üstü var. Öyle değil mi? Üstünde tecelli eder Allah. Bir üst perdede. Nasıl tecelli eder? Esmasıyla tecelli eder. Esmasıyla. Misal Allah Kerim ismiyle tecelli eder oraya gönle. Eğer bir kula Allah Kerim ismiyle tecelli ederse o kişi ikram eder. Allah'ın ona verdiği her ne varsa ondan ikram etmeye başlar. Bir de Ekrem ismiyle tecelli eder ve bunu severek yapmaya başlar. Severek yapar, isteyerek yapar. İlim vermişse ilmini ikram eder. Mal vermişse malını ikram eder. Muhabbet vermişse muhabbetini ikram eder. Aşk vermişse aşkını ikram eder. İman vermişse imanını ikram eder bu sefer. Yalnız o kişi bunu gönlünde tamamen hisseder, tamamen bilir. Bütün esmasıyla Allah böyle farklı farklı tecelli eder. O kul bunu bilir, gönlüne tecelli edenin Rabbi olduğunu bilir ve bunu her zerresiyle hisseder. Bu yaptığını da zorlanmadan yapar yalnız. Severek yapar, isteyerek yapar. Biri ona yanlış yaptı, diyelim ki, ne yapar? Onu affeder. Bir ağırlık da hissetmez yalnız bundan. Ağırlık hissetmemesinin sebebi Rabbi onun gönlüne gafur olarak, tevvab olarak, afu olarak tecelli ettiği içindir. Tecelli eder, o kulu değiştirir. O kul değişir yani. İstese de bazen bunu yapamaz. Yani diyelim ki kızmak istiyor, kızamaz. Gönlü buna izin vermez. Bir üstü var mıdır? Bunun da üstü vardır. Nedir? Allah oraya bu sefer biraz daha yakın bir perdeden tecelli eder. Allah'ın herhangi bir esmasında Rabbini müşahede edebilir. Müşahede derken görmeyi kastetmiyoruz. Görmek göz ile yapılan bir şeydir. Müşahede gönülle yapılan bir şeydir. Gönlün gözü vardır. Gönül gözü, kalp gözü diyorlar ya. Bunun gönlün bir tane gözü yok. Yaklaşık olarak tasavvuf ehli anlatırken bunu 1000 tane gözü vardır. 1000 tane gönlün gözü vardır. Ve o göz her tarafı görür. Önü, arkayı, sağı, solu, yukarıyı, aşağıyı, içini, dışını. Hepsini görür. Gönlün böyle bir bakışı, böyle bir feraseti vardır yani. Rabbinin o esmasından tecelli ettiğini görür. Rabbini o esmasından müşahede eder. Zatıyla tecelli değildir yalnız bu. Herhangi bir esmasından, yani bir sıfatından tecelli etmiştir ve Rabbini öyle müşahede etmiştir. Yani bu müşahede akılla anlaşılabilecek bir şey değildir. Yani ne söylersek söyleyelim, aklımızın alabileceği bir mesele değildir. Mesela nasıl ki insanlar diyebilir, yani bu nasıl olabilir? Rabbimizi nasıl müşahede edebiliriz gönlümüzden? Bunun kısaca bir örneğini vermek gerekirse, gönül ruha her ne gelmişse insanın algılayabileceği seviyede insana anlatan bir perdedir. Perde. Rüya görüyoruz. Nerede görüyoruz rüyayı? Misal aleminde görüyoruz. Misal aleminde gördüğümüz rüya, o anda ruhumuz her neyi seyretmişse onu görüyoruz. Yalnız gönül perdemize değer, maddeye bürünür bu sefer. Maddeye. Şahıslara bürünür, olaylara bürünür. Halbuki ne o olay vardı, ne o şahıslar vardı gördüğümüz rüyada. Yalnız insanın algılayabileceği seviyeye indirgemek gerekir ki, Allah öyle yapar, insan algılayabilsin. Ve rüyayı bir şekilde görür. Mesela atıyorum, bir olaymış gibi görür. Ya da bir hayvanmış gibi görür. Rüyada her neyi görmüşse. Aslında gördüğü o değildir ruhun. Sadece gönül perdesine değmiştir. Maddeye bürünmüştür. İnsanın algılayabileceği seviyeye ulaşmıştır. Herkesin gönül alemi de farklı olduğundan hepsi farklı farklı şekillere bürünür. Farklı farklı şekillere. Kiminin gönlünde başka bir şey vardır. Tarla vardır mesela. Tarlaya bürünür. Kiminin gönlünde iş yeri vardır. İş yerine bürünür. Kimininki ev hayatında, yani ev hanımlığı yapar mesela, ev işlerine bürünür. Gönül alemi neyi algılayabilecekse o perdeye değer, o perdede bir şekle bürünür.
aslında öz itibariyle o şekil değildir. Ama algılayabilmesi için Allah rüyayı o şekle büründürmüştür. Rabbimizi de ruhumuza tecelli ettiğinde, perdeyi açtığında, o esmasından Rabbimizin cemalini müşahede ettiğimizde, o esmasını müşahede ettiğimizde her insan gönül perdesine değer. Her insanın gönül perdesinde de farklılık olduğu için öyle görür. Hepsinin seviyesi de farklıdır doğal olarak. Bir de bunun üstünde ne vardır? Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli etmesi vardır. Allah Resul Efendimiz'e, peygamberlere öyle tecelli etmiştir. Mürşid-i kamillere, kamil olanlara öyle tecelli etmiştir. Bir de onların müşahedesi vardır. Orası anlatılmaz yalnız. Anlaşılabilecek bir mesele değil çünkü. Aklın alabileceği bir mesele değil. Şunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Akıl her şeyi algılamaz. Biz bazı şeyleri akılla idrak etmeye çalışıyoruz. Burada da anlatmaya çalışıyoruz mesela, örnek vererek, misal vererek. Yalnız bazı şeyleri akıl almıyor. Akıl algılayamaz. Aklın bir sınırı var. Nasıl ki gözün, kulağın bir sınırı var ise aklın da bir sınırı vardır. Belli bir mesafesi vardır. Mesela kulak belli bir frekansın üstündeki ya da altındaki sesleri algılamaz. Belli bir aralıktaki sesi algılar sadece. Göz belirli mesafedeki şeyleri görebilir. Çok yakını da göremez, çok uzağı da göremez. Sınırı vardır. Aklın da bir sınırı var. Aklın da varabileceği bir yer vardır. Onun üstünü göremez, anlayamaz, idrak edemez. Bir örnek vermek gerekirse akılla ilgili, akıl zamansızlık ve mekansızlık kavramını anlayamaz. Niye anlayamaz? Çünkü zaman ve mekanın içindedir. Dışını göremediği için, dışına çıkamadığı için bunu anlayamaz. Ne de sonsuzluk der. Sonsuzluğun ne manaya geldiğini bilmez yalnız. Allah evveldir, ahirdir. Başı da yoktur, sonu da yoktur. Akıl anlar mı bunu? Akıl anlamıyor. Eğer Allah hem evvelse, hem ahirse, başı da yoksa, sonu da yoksa, onun için şu an her andır. Her anda şu andır. Her şeyde kıyamet de şu andır. İlk yaratılış da şu andır. Zaman ve mekan yok çünkü Allah için. Allah için nasıl yoksa ruh için de yok çünkü Allah'tandır. O zaman insan için de zaman ve mekan yoktur. Ruhtan dolayı. Yani akıl ve akıl bunu idrak edemez yani. Evet. Hocamız zaman konusunda bir ara şöyle bir örnek vermişti. Mesela 30 santimlik bir cetvel düşünelim. Biz 23. santimin içine girdiğimiz zaman sizin de belirttiğiniz gibi sadece 23. santimi görürüz. Ama o cetveli yukarıdan izlediğimiz zaman sıfırdan 30 santime kadar hepsini bir kere de görürüz. Yani mesela yukarıdan baktığımız zaman hem 1453 yılında İstanbul fethediliyor, hem şu andaki zaman görünüyor, hem ahiret günü görünüyor, hem ahirdir Hazreti Adem görünüyor. Yani hepsini bir kere de görüyoruz. Evet. Yani böyle bir örnek de hocamız vermişti. Aynen. İşte dediğim gibi biz aklımızı o yüksekliğe çıkartamıyoruz. Onu yapabilecek nedir? Onu yapabilecek ruhtur, gönüldür. Yükseğe çıkması gerekir. Tabii bunun için de bir vasıta gerekiyor. Öyle kimse boşuna havalanmıyor ya da heybeden havalanıp dediğiniz gibi o mesafeye çıkıp bunu göremiyor. Bunun için bir vasıta gereklidir. Nedir? Bu vasıta aşktır. Ve bunu sana verecek biri gereklidir. Bu kişi kimdir? Peygamberlerdir. Mürşid-i kamillerdir. Peygamber varisleridir yani. Seni o seviyeye çıkartır. Ondan sonra anlarsın. Anladığını anlatamazsın yalnız. Dedim, o seviyede olmayan biri bunu anlamaz. Anlaşılabilecek bir mesele değil çünkü bu. Misal bir örnek daha vermek gerekirse, Allah kuluna tecelli eder. Eğer Allah kuluna, mesela bunu Efendimiz örnek vererek söylemişti. Allah bir kuluna Semih ismiyle tecelli ederse onu gönül alemine, o kul bütün varlığın sesini, bütün varlık, sadece insanlar da insanlar, hayvanlar, bitkiler, yaratılmış her ne varsa, sadece dünya değil kainatta her ne varsa, buna melekut alemi de dahildir. Her ne varsa yaratılmış olan hepsinin sesini bir anda duyar. Ve her birinin sesini işitir, anlar, idrak eder, hiçbirini birbirine karıştırmaz. Semih ismini tecelli ederse. Akıl bunu anlıyor mu? Anlamıyor. Biz iki kişi konuşurken bile ikisinin sesini bazen ayırt edemiyoruz da. Bu yüzden dedim ki her şeyi akılla idrak etmeye çalışmak
aslında akılsızlıktır. Eğer insanın aklı varsa bir kere bunu anlaması gerekir, idrak etmesi gerekir. Aklın gidebileceği yere kadar götüreceksin onu, kullanmak zorundasın. Ondan sonrası nedir? Ondan sonrası seni Rabbin götürür. Doğal olarak Rabbinin götürebilmesi için de senin Resulüne uyman gerekir, senin mürşidine uyman gerekir. Ondan sonra onlarla gidersin. Yoksa her şeyi ben anlayayım, ben idrak edeyim, ben yapayım dersen saplanır kalırsın. Oradan o bataklıktan çıkamazsın yani. Onun için dikkat etmek gerekir. Gönlümüzü, dediğim gibi toparlayacak olursak, gönlümüzü bir temizlememiz gerekir. Rabbimizin huzuruna layık hale getirmemiz gerekir. Gönül alemimizden mürşidimiz bizi seyrettirir. Aslında bize yaptığı seyir gönlümüzden gene gönlümüzedir. Başka bir yere yapmıyor. Bizi başka bir yere götürmüyor yani. Seyir dediğimiz mevzu da budur. Gönlünden Rabbine yaptığın seyirdir. Ama sen kendi gönlünden yaparsın bunu gene. Başka bir yerden yapmıyorsun. Seni o seviyeye getirir. Orada Allah sana perdeyi açar. Olur da Allah sana gösterir. İşte o zaman Allah senin gönlüne tecelli eder. İşte o zaman Rabbinin tecellisini duyabilirsin, hissedebilirsin. Hocam konumuz çok dağılsın istemiyorum ama aklıma bir soru takıldı da kusura bakmayın. İşte mesela böyle bir tecelliye maruz kaldığımızda mesela bunu suistimal demeyeyim de mesela merak diyeyim. Mesela diyelim ki geçmişe gidip büyük babalarımı görmek istesem veya hayvanlar ne konuşuyor diye bir kulak vereyim. Yani böyle bir şey mümkün müdür yoksa meşgul olmaz mı olan ki muhatap olan insan bununla? Allah'ın öyle bir tecellisine mazhar olan kişi bunu düşünmüyor bile. Niye? Mesela Resul Efendimiz bunu örnek veriyor, diyor ki Cebrail Aleyhisselam'la beraber miraca çıkarken Resul Efendimiz cennete uğruyor. Cennete dönüp bakmıyor bile. Teveccüh etmiyor yani. Kafasını çevirip bakmıyor bile. Niye? Hepsini yaratana gidiyor çünkü. Allah da bir kulun gönlüne böyle tecelli edince o bunu düşünemiyor. Ama normalde insan düşünür mü? Normalde insan düşünür. Bakayım. Mesela kainatta ne vardır? Bir bakayım. Bir geçmişe gidip bakayım diyebilir. Bunu düşünmesi çok doğal bir şeydir. Lakin bunu düşündüğü için de Allah ona vermez. Yalnız öyle bir mesele de var. Onu da söyleyeyim. Neden? Ne zaman ki gönlüne Rabbinin aşkı tecelli etti, sirayet etti, o onun aşkından başka bir şey düşünemez olur. Ondan sonra Allah ona böyle bir şey verir. Verdikten sonra da o böyle bir şey tenezzül etmez yalnız. Böyle bir şeye bakamaz. İstese de bakamıyor. Her şeyi yaratanı görüyor, her şeyi yaratanı biliyor. Bu yüzden gönlünde o kalmamıştır yani. Ele bir istek kalmamıştır, ele bir arzu kalmamıştır. Ama gönlünden geçirse Allah ona ikram eder mi? Allah ona ikram eder yalnız. Ama böyle bir şey dediğim gibi öyle bir kulun gönlünde böyle bir istek kalmamıştır. Hocam müsaadeniz varsa kısa bir aramız var. Tabii. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Değerli izleyenlerimiz, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Serhat hocamız da gönül alemimizi işliyorduk. Serhat hocamızın gönlünden bizlere dökülenleri idrak etmeye çalışıyorduk. Hocam şöyle bir sorum olacak. Her gönülden Rabbine giden bir yol vardır. Biz de Efendimizin gönlüyle gitmek istiyoruz işin açıkçası. Efendimizin gönlüne nasıl girmeliyiz? Nasıl onun gönlüyle seyrimizi devam ettirebiliriz? Mesela ne vardır? Tasavvufta fena vardır. Fena. Öyle değil mi? Bir de beka vardır. Kul fena bulur. Allah bekayı ihsan eder, ikram eder. Fena ne demek?
fani olmak, yok olmak manasına gelir. Beka ise baki olmak, var olmak manasına gelir. İnsan zahiri benliğinden, isteğinden, arzusundan, düşüncesinden, ilminden, gönlünde her ne var ise ondan vazgeçerse ne olur? Yok olmuş olur. Onun yerine bir şeyin geçmesi gerekir yalnız. Ne geçer onun yerine? Geçmesi gereken şey mürşidinin isteğidir, mürşidinin sevdiğidir, mürşidinin düşündüğüdür. Doğal olarak Resulullah Efendimizin isteğidir, onun yoludur, onun sevdiğidir. Yani nedir? Allah'ın aşkıdır, muhabbetidir, sevgisidir, kelamıdır, helalidir, haramıdır. Her neyi istemişse Allah odur. Ne der? Ben kendi isteğimi bırakıyorum ya Rabbi. Sen ne istiyorsan ben onu istiyorum. Bunu söyler, gönül alemine bunu koyar. Ama önce eskisini bırakması gerekir. Mesela insanda ne vardır? Kibir vardır, riya vardır, haset vardır, haram vardır, ucup vardır. Bunların hepsinden vazgeçmesi gerekir. Bunlardan vazgeçtiği gibi yerine başka bir şey koyması gerekir. Sen vazgeçeceksin, Allah yerine koyacak yalnız. Sen bırakırsın, Rabbine teslim edersin, Allah da onun yerine rahmetini koyar, merhametini koyar, hilmini koyar, hay ismini koyar, gafar ismini koyar, afu ismini koyar, gafur ismini koyar, şekur ismini koyar. Onun yerine Allah tecelli eder. Her bir esmasıyla sana tecelli eder ve seni diriltir. Gerçek varlığınla seni var eder. Ama önce kendinden bir kere geçmen gerekiyor. Kendinden geçmenin ölçüsü de senin kendini bir kere Rabbine teslim etmendir. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun ya Rabbi. Benim için hayırlı olanı sen bilirsin. Sen ne istiyorsan ben de onu istiyorum. Sen neyi seviyorsan ben de onu seviyorum. Neden? Çünkü ben seni seviyorum. Bunu söyleyebilmen için de hem dil ile hem kalb ile bütün gönlünle bunu söyleyebilmen için sana bir rehber gerekir. Bu rehber peygamberdir ve peygamber varisidir. Olmadan sen bunu söyleyemiyorsun yani. Biraz söylersin, bir parçasını söylersin. Daha fazla söyleyemezsin. Bir yere gelirse takılırsın. İleri gidemezsin. Neden? Çünkü sende nefis var. Ve şeytan sana musallat olmuş durumdadır. Seni bırakmıyor. O zaman ne yaparsın? Allah dostuyla beraber ona dost olursun. Onunla beraber yolu gidersin. Onun gönlünde her ne var ise ne dersin? Ben de bunu istiyorum dersin. Gönlünde ne vardır? Allah'ın aşkı vardır, sevgisi vardır, muhabbeti vardır. Rabbine duyduğu iştiyak vardır. Ne dersin? Ben bunu istiyorum dersin. Al bana da bunu ver dersin. Gönlümde atıyorum şunlar şunlar var dersin. Ortaya koyarsın. Ben bunlardan vazgeçtim dersin. Bütün nefsani olan isteklerimden vazgeçtim. Al sen bana kendi gönlündekini koy. Oraya yerleştir dersin. Onu dinlersin. Can kulağıyla dinlersin. Sadece iki kulağınla değil, gönül kulağınla dinlersin. Gönül gözünle ona bakarsın. O şekilde onu dinlersin ve o şekilde onun gönlündekini alabilirsin. Gönlünü açarsın, ver dersin. Sen ne verirsen ben de o benim kabulümdür. Çünkü o Rabbimden gelendir dersin. O da alır, sana Rabbinin sevgisini verir, Rabbinin aşkını verir, Rabbinin muhabbetini verir. Kendinde ne var ise sana onu verir. Doğal olarak sen onu aldığın zaman ne olur? Rabbine bir sevgi duymaya başlarsın. Onun kelamına, onun Resulüne, onun sevdiğine. Allah kimi seviyorsa sen de onu sevmeye başlarsın. Onu hiç tanımasan bile seversin. Tanıman gerekmiyor. Yarattığı her şeyi sevmeye başlarsın. Her şeye rahmet etmeye başlarsın. Ama önce kendi gönlündekilerden vazgeçmen gerekiyor yalnız. Kural bu. Sen bunu böyle yapınca onun gönlüne girersin, mürşidinin gönlüne. Niye? Çünkü sen onu gönlüne aldın. En basit manası mesela bu sorulduğunda, mesela biri bazen kardeşlerimiz telefon açıp soruyor, bizi kabul etmiş misiniz diye soruyor. Efendimiz cevap verirken ne diyor? Siz bizi kabul etmişseniz biz de sizi kabul etmişiz. Neden? Ölçü budur aslında. Sen mürşidini gönlüne almışsan, kendi gönlündekilerden vazgeçip
sen bana ver demişsen, ben senin gibi olmak istiyorum, senin gibi Rabbime abd olmak istiyorum demişsen, otomatikman sen de onun gönlüne giriyorsun. Girmen yetiyor mu? Girmen yetmiyor yalnız. Gönlüne girmişsin, gönlünde büyümen gerekir yalnız. Kemale ermen gerekir. Yola başladın, yeni başladın yalnız. Gönlüne girdin, artık orada büyüyeceksin. O seni doyuracak. Neyle doyuracak? Allah'ın kelamıyla seni doyuracak. Neyle doyuracak seni? Allah'ın esmasıyla doyuracak. Neyle doyuracak seni? Allah'ın muhabbetiyle, Rabbinin imanıyla, ona duyduğu aşkla, muhabbetle seni doyuracak. Doyunca ne olacak? Sen de büyümeye başlayacaksın. Sen büyüyünce Rabbine layık kul olma yolunda emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerleyeceksin. Bu da sana bağlıdır yalnız. Diyelim ki gönlüne girdin, tamam ben artık onun gönlündeyim, tamamdır dedin. Mesela bunu başka programlarda da söylemiştik. Onun gönlüne girmek zordur, çıkmak da imkansız denecek kadar gene zordur. Gönlüne girmek neden zor? Çünkü insanın kendindekileri feda etmesi zordur. Zorluk buradadır yani. Biri dese ki ben feda etmişim. Her şeyini feda etmen gerekir yalnız. İşte ben malımdan feda ettim. Malın yetmez. İşte ben vaktimden feda ettim. Vaktin de yetmez. Canımdan feda ettim. O da yetmez. Niye yetmiyor bunlar? Çünkü Allah seni abd olasın diye yarattı. Öyle değil mi? Seni kendisi için yarattı. Senin her şeyini ister Allah. Her şeyini istiyor. Bu bir anda olabilecek bir şey de değil yalnız. Bunu da söylemek lazım. Sen her şeyini bir kere Rabbine feda etmek zorundasın. Ne diyeceksin? Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ben sevmiyorum, sen seviyorsun. Beni seven sensin. Benim sevgi duymamı sağlayan da sensin. Sen kimi sevmemi istiyorsan ben de onu severim. Kimi sevmememi istiyorsan ben de onu sevmem. Dersen böyle bir hale bürünürsün, ondan sonra onun gönlüne girersin. Yoksa benim isteklerim var, benim düşüncelerim var, benim fikirlerim var. Gönlüm bazı şeyleri kabul etmiyor. Bazen zorlanıyorum, işime gelmiyor. Böyle söylersen sen hiçbir yere gidemezsin, hiçbir gönlüne de giremezsin. Allah da seni bu halde kabul etmiyor. Allah kulunu kabul eder. Kulluğu kabul edeni eder. Sen kulluğu kabul edeceksin ki Allah da seni kabul etsin. Mürşidin de seni kabul etsin. Sen kulluğu kabullenmezsen ne mürşidin seni kabul eder ne Allah seni kabul eder. Yani ben tabi oldum dersin, sana uyuyorum dersin, gidip kendi bildiğini yaparsın. Bu tabiyet değildir, bu uymak değildir. Yanında dizinin dibinde de otursan, bu haldeysen kusura bakma sen bir adım bile gidemezsin. Ama dünyanın öbür ucundaysan, ben seni kabul ettim, ben Rabbimi kabul ediyorum ve ben Rabbimin yolunda ilerlemek istiyorum dersin, kendi isteğini bırakırsın, onun isteğine bakarsın, onun söylediğini anlamaya, idrak etmeye çalışırsın, anladığında, algıladığında amel etmeye çalışırsın, işte o zaman Allah sana verir, Allah seni doğal olarak mürşidinin gönlüne de koyar, seni kullarının, salih kullarının arasına da dahil eder. İnşallah Allah hepimize, herkese böyle abd olmayı nasip eder. İnşallah. Bizi, daha doğrusu kanalımızı bununla ilgili çok sık arıyorlar. Hani müşidimize gönül bağıyla bağlanmış mıyız diye. Evet. Bu soruya da cevap vermiş oldunuz. Evet, biraz öyle oldu. Dilerseniz diğer bir soruya geçeyim. Buyur. Resulullah Efendimiz şirk için buyurmuştur ki, şirk karanlık bir gecede siyah bir karıncanın siyah bir taşın üzerinde yürürken çıkardığı ayak sesleri gibidir. Yani bilinmesi çok zordur. Evet. Bu konuda bizim problemlerimiz var. Mesela bilmeden işlediğimiz şirkler için söylüyorum bunu. Bunlar gönlümüzde leke oluşturuyor. Evet. Haliyle de bu lekeler birikince bu sefer Allah'ın tecellisine maruz kalamıyoruz. Mesela bu gönlümüzde oluşan şirk lekelerini nasıl temizleyebiliriz? Veya bunu kim temizliyor? Şirk dediğiniz gibi Resulullah Efendimiz de anlatıyor. Bu kadar gizlidir. Mesela Resulullah Efendimiz bunun öncesinde ne diyor? İki türlü şirk vardır. Biri kafirin şirki açıktadır. Biri de müminin şirki, o da gizlidir.
Sizin bu söylediğiniz müminin şirkidir, gizli olan. Sen bile bunu bilmiyorsun. İşin kötü tarafı orada. Sen bunu bilmiyorsun. Ve insan bilmediği bir şeyi düzeltemez. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu kadar küçük, bu kadar siyah, göze görünmüyor yani. Kulakla da işitilmiyor. Sen bunu nasıl göreceksin? Bu şirki nasıl anlayacaksın? Anlamadığın için düzeltmen de mümkün değil. Doğal olarak yani. O zaman ne yapmak lazım? Bir kere bunu gösterecek biri gerekir bize. En basit manası bir kalkıp diyebilir ki ben görürüm, niye görmeyeyim? Benim aklım buna yeter. Benim ilmim buna yeter diyebilir yani biri. O zaman sağlamasını yapalım. Değil mi? Sağlamasını yapalım, bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Biri kalkıp dese ki, her ne için olursa olsun, hiç fark etmez. Biri kalkıp dese ki, bu dünyada benim değiştireceğim bir şeyler vardır. Kendi aile hayatı için olabilir, iş hayatı için olabilir, zahiri olarak şekli şemali için olabilir. Hiç fark etmiyor. Ya da ülkesi için olabilir. Gene fark etmiyor. En ufak bir şekilde değiştirmek istediği bir şey varsa birinin, bu şirktir. Biri kalkıp diyebilir ki nasıl şirk? Mesela birine soru sorduğunda işte ne istiyorsunuz? Genelde insan ne diyor? İşte dünya barışı istiyoruz. Bu şirktir. Biri diyebilir ki bu nasıl şirk olur? Bu güzel bir şeydir. Amenna güzel bir şeydir. Ama müminin şirkidir bu. Mümin olan için şirktir bu. Avam tabakasındaki insan bunu söyler, sevap kazanır. Gerçek manada iman etmiş mümin biri bunu söylerse onun için şirktir bu. Neden şirk? Çünkü o kişi bilir ki, bilmesi gerekir yani gerçek müminin bilmesi gerekir ki Allah her şeyi yerli ve yerinde yaratmıştır. Ona düşen kulluğunu yerine getirmektir. Gerisi Rabbinin mülkündedir ve Rabbi malik olandır. Dilediğini dilediği gibi yaratandır. Hiç kimse buna mani olamaz. İsterse bir anda bütün dünyaya barışı getirir ama getirmez. Getirmemesinin bir hikmeti, bir sebebi vardır. Biz kulluğumuzu yapalım diyedir. O zaman böyle bir duayı o etmez. Edemez yani. Niye? Rabbi çünkü hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Herkes kendi gönül alemine sorsun. Değiştirmek istediği bir şey var mı? Var mı? Var mı yoksa yok mu? Kesinlikle var. Kesinlikle bunu söylüyorum da. Bunu bizi dinleyen herkese söylüyorum hatta. Neden? Eğer kamil bir kul değilse o kişi kesinlikle bunu söyler. Kesinlikle bunu söylüyordur yani. Mutlaka ama mutlaka hayatında değiştirmek istediği bir şey vardır. Ama kamil olan kulun böyle bir derdi de yoktur. Böyle bir duası da yoktur. Şimdi mesela ben kendimi değiştirmek istesem, mesela kendim memnun değilim halimden. Bunu değiştirmek istesem bu şirke mi giriyor? O konuda yanlış anlaşılmasın. Kendini eksik görmek başka bir şeydir. Düzeltmeye çalışmak başka bir şeydir. Rabbinin yarattıklarını eksik görmek başka bir şeydir. Mesela atıyorum siz dediniz ki ben mesela şeklimi beğenmiyorum. Atıyorum dediniz ki burnum biraz uzundur. Ya da kulağım uzundur. Saçım yoktur benim gibi mesela. Bunu değiştirmek istiyorum dediniz. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir öyle değil mi? Bunu değiştirmeyi düşünmen şirke girer dedim. Lakin kendi eksikliğini düzeltmen gerekir mi? Bunu düzeltmek zorundasın. Zaten Rabbinin bunları düzeltmemesinin sebebi senin kulluğunu yerine getirebilmendir. Sen kulluğunu yapmakla mükellefsin. Kendi eksikliğini düzeltmekle mükellefsin. Bunu yapman başka bir şey. Bu zorunda olan bir şey. Senin kulluğunu yapmak için zorunda olan bir şey. Yalnız Rabbinin yaptığı konusunda eksik göremezsin. Rabbin hayatı yaratmıştır. İnsanları yaratmıştır. Sahneyi yani senin içinde olduğun sahneyi Allah yaratmıştır. Sen sahneyi değiştirecek güçte değilsin. Öyle değil mi? O konuda muktedir değilsin. Sen sadece ne yapabilirsin? Kendini değiştirebilirsin. O konuda muktedirsin bak. Gönül alemini değiştirebilirsin, muktedirsin. Cüz-i iradeyi Allah çünkü sana vermiş. Ama başkasını değiştiremezsin. Olayları değiştiremezsin. Öyle değil mi? Bu senin elinde olan bir şey değil. İşte elinde olmayanı düşününce şirk oluyor. Rabbinin yarattığına muhalefet etmiş olursun. Kendindekini düzeltmezsen
kulluğunu yapmamış olursun bu sefer. Kendindekini düzelteceksin, kendindekini yapacaksın. Rabbinin işine karışmayacaksın. Aradaki fark bu. İnsanlar Rabbinin işine karışırlar. İşte bu şirk olan budur yani. Rabbinin işine karışmaktır. İnsanlar kulluğu yapmayı bırakırlar. Allah'ın yarattığı her ne varsa onda eksik bulurlar. Çocuğunda eksik bulurlar, eşinde eksik bulurlar, işinde eksik bulurlar. Herkes eksik buluyor yalnız. Bu şirktir. Kendinde eksik, sende zaten eksik var. Kendinde eksiği göreceksin, bunu düzelteceksin. Buna şirk denmez, buna kulluk denir. Aradaki fark bu. Bu en basit manası, yani şirke örnek vermek için söyledim bunu. Bunu hepimiz yapıyor muyuz? Bunu hepimiz yapıyoruz. Doğru mudur? Doğru değil. Bu müminin şirkidir. Ne yapmamız lazım o zaman? Bunu düzeltmemiz lazım, bunu temizlememiz lazım. Bunu temizlemek ile bir günlük bir şey değildir. Bunun için bir çaba gerekir, bir gayret gerekir. Bazı şeyleri feda etmen gerekir, feda. İstemekle olmuyor bazı şeyler. Feda etmeye bir kere alışman lazım. Bunu kabullenmen lazım. Kendindekileri feda etmeden Rabbinden bir şey isteyemezsin. Her şeyin bir bedeli vardır, her şeyin. Allah öyle yaratmış. Ve Allah'ın sünnetullahı değişmez. Allah da sünnetullahını öyle koymuştur. Her şeyin bir bedeli var. Sen kendindekileri feda etmeden Rabbin sana bekayı ihsan etmeyecek. Sen kötü hasletlerden kurtulmadan Rabbin sana esmasıyla tecelli etmeyecek. Ve bunları yapabilecek biri gerekir sana. Bu da Rabbinin sünnetullahıdır. Yoksa sen ne bunu anlarsın ne bilirsin, bunu düzeltmen gerektiğinin bile farkında olmasın. O yüzden bir mürşidi kamille bu şirk düzelir. Onun dışında hiç kimse kendi gönül alemindeki bu şirkleri bilmez. Bir tane daha örnek vereyim kısaca yani. Biri ibadet yapar, namaz kılar. Mesela şu an Ramazan ayındayız. Herkes için aşikar olan bir şey söyleyeyim. Oruç tutar. Oruç tutmayana karşı kibirlenir. Bunu oruç tutanların %99'u yapar yalnız. Oruç tutmayana karşı kibirlenir. Ne der? Bak ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum, bu adam yerine getirmiyor der. Onu küçük görür. Hatta münafık görür. O gözle bakar ona. Bunu dili söylesin ya da söylemesin, ciddi ciddi gönlünde öyle bakar ona. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Niye doğru değil? Sen kimsin Rabbin adına hüküm veriyorsun? Öyle değil mi? Ve bu kibirdir. Sen kibirlendin ona. İblis de senin yaptığın aynısını yapmıştı yalnız. İblis de ne demişti? Ya Rabbi ben seni zaten hamd ile tesbih ediyorum. Sana ibadet ediyorum. Ve sen beni ateşten yarattın. Adem ise topraktan yarattın. Ben daha hayırlıyım dedi. Farkında olmadan sen de İblis'in söylediğini aynısını söylüyorsun. Ne diyorsun? Ben ibadet yapıyorum, ben ondan daha hayırlıyım diyorsun. Sen o karşıdakinin gönül alemini biliyor musun? Bilmiyorum. Neden oruç tutmadığını biliyor musun? Belki hastadır. Bilmiyorsun. Biri kalkıp diyebilir ki ben biliyorum, hasta da değildir, kasten tutmuyor. Seni ne ilgilendiriyor? Hüküm verici misin sen? Sen kendini Rabbinin yerine koyuyorsun farkında olmadan, öyle değil mi? Sen kimsin ki hüküm veriyorsun başkası adına? Sen zaten kendini Rabbinin yerine koyup başkalarına hüküm verdiğin için şirk işliyorsun. Problem burada. Bir oruç tuttun, kendini Rabbinin yerine koydun. Tutma daha iyi. Öyle değil mi? Tutma daha iyi. Bununla ilgili ben dün sosyal medyada bir resim gördüm. Batı'daki birimiz, isim bilmem vermemi İzmirli. İşte sahur vakti bir resim çekilmiş mahalleden, sadece bir evin ışığı yanıyor. İşte İzmir'in hali diye söyleniyor işte. Hani oruç tutmuyorlar. Ben de altına şöyle yazdım. Yani belki yiyip yatmışlardır. Yani biz hüsnü zanla bakalım olaya. Niye tutmadıklarını biz bilemeyiz ki. Aynen. Suizan haramdır. Öyle değil mi? Bak biz bunu hep biliyoruz. Allah ayet-i kerime de buyuruyor da. Andolsun suizanın çoğu haramdır diyor. Niye haram? Sen mümin kardeşin için kötü düşünüyorsun. Kötü düşünce suizan. Güzel düşünce hüsnü zan. Kötü düşünce sana neyi kazandırır? Kin ve nefretten başka neyi kazandırır?
Öyle değil mi? Şeytan işini yapıyorsun. Yani. Şeytan işini yapıyorsun. Problem orada. Zaten onun için şirk işlemiş oluyorsun ya. Şeytan apaçık düşmanınızdır dedi Allah ayet-i kerimede. E sen onu dost ediniyorsun. Onun yaptığını yapıyorsun. Ona gerek kalmıyor ha. Bir müddet sonra bir bakıyorsun. Şeytan işini sen zaten çok güzel bir şekilde yapıyorsun. Ve bunu İslamiyet adına yapıyorsun. Müslümanlık adına yapıyorsun. Bu senin işin değil. Senin işin kulluğunu yapmak. Başkasının kulluğuyla ilgilenmek değil. Öyle değil mi? Sen bu hakkı sana kim verdi? Allah bu hakkı peygamberine bile vermedi. Sana mı verecek? Hüküm verme hakkını. Mesela sahabe yanlış yapıyor. Ne diyor? İstişare ediyor. İşte Uhud Savaşı'nda Resulullah Efendimiz işte koruma savaşı yapalım diyor. Savaşmayalım yani. Onlar yok işte gidelim. Savaşalım diyor. Sonunda savaşıyorlar. Bunun üzerine ayet iniyor da onlarla istişareyi kesme diyor. İstişare etmeye de devam et diyor. Onlar yanlış yapmış olabilir. Ama Allah diyor ki istişareyi kesme. Tekrar danış, tekrar görüş onlarla diyor. İnsanlar yanlış yapıyor diye Allah peygamberine bile onlardan vazgeçme hakkını vermedi. Sana da vermiyor bunu. Millet günah işliyor diye sen kalkıp onu yargılayamazsın, onu küçük göremezsin, kibirlenemezsin. Kibir iblisin işidir. Şeytanın işidir kibir. Bundan büyük şirk mi olur? Ve kalkıp kendini Rabbinin yerine de koyup onlar adına hüküm veriyorsun, onları cehenneme gönderiyorsun. Oldu mu? Olmadı. Yaptığın ibadeti hiçe saydı. Dedim de tutmasan daha iyidir böyle bir orucu. Niye tutuyorsun? Sana kibir veriyor. Halbuki senin Rabbinin karşısında boynu bükük olman gerekmez miydi? Aciz olman gerekmez miydi? Senin sadece ve sadece kendi hesabını yapman gerekir. Kendi hesabını. Sen doğruyu yap, gerisi seni ilgilendirmiyor. Onların Rabbi var, sen rahat ol. Allah onları hesaba çeker. Belki Allah onları öyle seviyor, sen ne bileceksin? Belki onlar iman edecek, Allah onları senden çok daha yüce bir makama eriştirecek. Ne biliyorsun? Bilmiyorsun. Bilmediğin hakkında neden konuşuyorsun? Şirki, gizlisi böyle gizlidir. Biz sadece iki tane örnek verdik. Örnek olması hasebiyle. İşte Mürşid-i Kamil sana sendeki bütün şirkleri gösterir, ortaya koyar. Bak sen böylesin der. Bunu düzelt der. Sen bunun farkında bile değilsin çünkü şu anda. Bu yüzden Mürşid-i Kamil'e ihtiyaç var. Gerek var zaten. Sen zaten bilebilmiş olsaydın bunu, Mürşid-i Kamil'e gerek kalmazdı. Allah'ın kelamını okurdun, Allah bunu bana söylüyor derdin, alırdın, yapardın. Gel gör ki sen Allah'ın kelamını okuyorsun, Allah bunu bana söylemiyor dersin. Ne dersin? Bunu münafığa söylüyor, bunu fasıka söylüyor, bunu kafire söylüyor, bunu Yahudi'ye söylüyor, bunu Hristiyan'a söylüyor dersin. Kendine hiçbir şey almazsın. Peygamberlere söylediğini peygamberlere söylüyor. Sana ne kaldı? İşte bana helal kaldı, haram kaldı. O kadar. Başka bir şey kalmadı. Böyle bir şekilde okuduğun için zaten Kur'an senin yolunu aydınlatmıyor. Senin gönlüne bir nur olmuyor. İnşallah hep beraber mürşidimizden, kendimizde var olan şirkleri öğreneceğiz. Bunları temizleyeceğiz. Rabbimizin huzuruna layık bir gönülle Rabbimizin huzuruna varacağız inşallah. İnşallah. Hocam bilmiyorum bulunduğumuz çağla zamanla mı alakalıdır ama biz olayları yanlış anlıyoruz. Mesela Ramazan ayını yoksul insanları anlamak için oruç tutuyor gibi bir hal olmuş. Mesela kurban için de işte et yemiyorlar. onları hatırlayalım işte yılda en azından bir kere et yesinler gibisinden bir söylem var. Şimdi kurbana dönüyorum ben. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i neden kurban etmek istediğini? Çok güzel mesela biz kurbanı et olarak anlıyoruz ya. Et bayramıymış gibi ele algılıyoruz. Mesela Efendimiz kurban bayramı açıklamıştı gerçi sohbetinde. Kurban bayramına nasıl bakmamız gerektiğini ondan öğrenmemiz lazım. Onun için söyledim. Ne demişti mesela kısaca anlatacak olursa. Allah Hazreti İbrahim'e Hazreti İsmail'i kurban etmesini emrediyor. Değil mi? Götür falanca yere kes diyor. Kurban et diyor. Sebebi ne? Allah'ın kurbana ihtiyacı mı var? Yok. Amaç, konumuza dönüyoruz. Öyle değil mi?
gönlündekini feda etmesini istiyor Allah. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i çok seviyor. Kendisi de bir peygamber. Hazreti İsmail de peygamber. Aynı, mesela diyorlar peygamberler hata yapmaz diyorlar ya. O da hata yapıyor. Bu bir hatadır yani. Gönlüne koyması onun sevgisini hatadır. Allah onun için zaten kurban etmesini emrediyor. Aynı hatayı Hazreti Yakup da Yusuf Aleyhisselam için yapmıştı. Allah ona da aynısını yaptı mı? Ona da aynısını yaptı. Ona kurban ettirmedi, ona kaybettirdi bu sefer. Ta ki feda edene kadar ikisini de kavuşturmadı. Mesela kısaca anlatacak olursak, Efendimiz anlatırken ne demişti? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'e söylüyor. Diyor ki, Rabbim emretti, seni kurban etmemi emretti. Sen ne diyorsun? Ne diyor? Eğer Allah emretmişse muhakkak beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Yap diyor, gerekeni yap, beni kurban et. Kaç yaşlardadır hocam o dönemde? Hani... Efendimiz o zaman söylemişti, 12-13 yaşlarında olması gerekiyor. Çocuk yani. Çocuk yaşlarında. Bize göre çocuk, öyle söyleyeyim. Mesela Hazreti Hacer annemize söylüyor, o da Rabbin emretmişse yap diyor. Bak, imana bak. Çocuğa diyeceksin ben seni keseceğim, o da Rabbimin emriyse yap diyecek. Hanımına söyleyeceksin, diyeceksin ben bu çocuğu götürüyorum kesmeye. Rabbimin emriyse yap diyecek. Durup düşünmek lazım. Hangi anne, hangi çocuk bunu söyler? Hangi baba çocuğunu kurban eder, kesmeye götürür böyle? Allah söyledi diye. Bak, imanı gösteriyor Allah. Bize örnek veriyor da. Bu birincisi. İkincisi, götürüyor gerçekten kesmek için. Bıçağı kaldırıyor kesecekken. Ne diyor Allah? Tamam diyor. Gönlünden çıkardıktan sonra Allah kabul ediyor. Mesela Hazreti İbrahim söylemişti mesela, ben onu senin için seviyorum. Yani peygamberindir aynı zamanda. Bunu Yakup Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam için söylüyordu. Lakin Allah, mesela Resulullah Efendimiz bunu buyuruyor. Diyor ki, Ebu Bekir kıskançtır diyor. Ben ondan daha kıskancım diyor. Allah hepimizden kıskançtır diyor. Allah kendisinden başka kimsenin sevilmesini istemez diyor. Bütün seviler Allah'a ait olmak zorundadır. Bu demek değildir, hiç kimseyi sevmeyeceğiz. Hiç kimsenin sevgisini Rabbimizin sevgisinin önünde tutmayacağız. Allah bunu asla affetmez. Farkında olmadan onlar böyle bir hataya düşmüşler, tövbe etmişlerdi. Allah da zaten affetmişti, kavuşturmuştu ikisini de. İnsanın da gönlündekini feda etmesi gerekir Rabbine. En sevdiği neyse ve Allah onu feda etmeden, onu kurban etmeden asla ama asla seni kulu olarak kabul etmez. Bir kere onu keseceksin. Bu kesindir. Yoksa et bayramı değildir. Kurban ettiğin anda o gün senin gerçekten bayramın olur. Herkes gönlüne sorması gerekir. Ben en çok neyi seviyorum? Herkes sorsun, herkes bunu alır. Herkes bunu öğrenir. Bu yüzden ne yapacağız? Hepimiz kendimizi kontrol edeceğiz. İnşallah hep beraber sadece ve sadece Rabbimizi seveceğiz. Rabbimizin sevdiklerini seveceğiz. Hiçbir sevgiyi onun sevgisinin üstünde ve üzerinde tutmayacağız. İnşallah böyle bir imanı, böyle bir kulluğu Rabbim hepimize nasip eder, ikram eder inşallah. İnşallah. Hocam vaktimiz kısıtlı ve programımızın sonuna geldik. Müsaadeniz varsa. Tabii. Öncelikle, yetmiyor. Evet, öncelikle Allah razı olsun hocam. Size gönlümüzü doyurdunuz, doldurdunuz. Aşkla, muhabbetle. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz bazen böyle konuşuyoruz. Güzel söyledin mesela. Bizim öyle bir meziyetimiz yoktur. Bunu tevazu olsun diye söylemiyorum. Baştan söyleyeyim. Bizim öğrendiğimiz her neyse, her ne öğrenmişsek, mürşidimizden öğrenmişiz. Öyle değil mi? Biz sadece onun anlattıklarını, onun söylediklerini, onun bize ikram ettiklerini ne yapıyoruz? Birbirimize paylaşıyoruz. Bu da kardeşlerimiz bir damla dahi
Eğer istifade etmişse ne mutlu bize. Bu da dediğim gibi bizden değil, bunun sahibindendir yalnız. Bunu da özellikle vurguluyorum. Kimse öyle bir şey de zannetmesin. Ondan şüphemiz yok hocam. Gerçi ben 10 yıldır Efendimiz'i tanıyorum. Sedat abim benden daha fazla tanıyordur. Siz hepimizden daha çok tanıdığınız için ondan dolayıdır. Bilginiz, gönlünüz daha doludur. Ondan dolayı söyledikleri bir şey hocam. Bu sefer ben teşekkür ediyorum. Hep sen teşekkür ediyorsun, ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah, yine biz teşekkür ederiz. Sedat abi, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gönül alemimizi anlamaya çalıştık. Kurbanla sonunu bağladık. İnşallah Allah ile aramızda ne varsa hepsini teker teker muhabbetle kurban edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Sizden inşallah. Değerli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Allah inşallah gönlümüzde her ne varsa Rabbimizin önüne koymaz. İnşallah hepsini kurban ederiz. İnşallah. Hayırlı geceler efendim.